Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bir Sonic Frontiers bölümünün daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine haritalardan devam ediyoruz. Maalesef ki haritaları bitiremedik. Çünkü büyük harita. Herhalde şeyde de daha yüksek olacaktır. Diğer neydi onun ismi? Diğer haritada da herhalde daha büyük olacaktır diye umut ediyorum. Şurada bir tane mor koyayım. Oo, bir sürü mor coinlerimiz var şöyle. Pıtı pıtı. Bir keselim bu arada. Azıcık aksiyon da olsun diyeceğim de niye? Bam. Şunlar çok komikme gitti ya. Vuruyon. Şunlar da. Ha direkt homing attack. Ha böyle olmuyor. Şöyle yapman gerekiyor. Bam diye. Güzel bir mantığı varmış bunların da. Hani abi şeyi anlamıyorum işte. Kadim bir ırk var. İşte bu kadar şey yapmış. Enteresan şeyleri yapmışlar. Adamlar gidip yaylı defans robotu mu yaparlar yani. Ama anlamadım. Ya bazı şeyler temaya uymuyor bir de ya. Gerçekten. Maalesef ki temaya uymuyor. Kokoların ne olduğunu bu arada çok merak ediyorum. Umarım çağlarla alakalı bir şeydir. Ki hani kaosun içerisinde olan bir şeyler olduğuna göre kesinlikle alakalı bir şey diye düşünüyorum. Nereden başlıyoruz? Şuradan başlıyoruz bu sefer. Şöyle ilk önce köşeleri alacak şekilde arkadaşlar. Bak en son ha bir şey söyleyeyim bozduk vallahi bozduk. Önce köşeleri alacağız şu şekilde. Şöyle. En sonu buraya. Neden önce köşeleri alıyoruz? Çünkü hani bir daha oralara git o kadar şeyde kıyıda köşede kalıyor ki yaparken sıkıntıya düşüyoruz bu sefer. Burada çok garip bir mekan var galiba. Bakayım şöyle. Ne tarafta lan o? Şuraya baksanıza. Şurada bir garip bir kısım var. Böyle dönüp gideceğimiz. Herhalde daha sonrasında şu kan sürüntünü almak için. Geçenkinde de böyle beyaz... Anlamadım. Böyle acaba kan sürüntünün bir anlamı falan mı var? Bakın şimdi o aklıma geldi. Sürekli bosslar mor kan sürüntüleriyle güçleniyor. Ve sürekli beyaz zümrüt de bir puzzle... eşliğinde bitirilince alabiliyorsun. Galiba burasıymış. Oha! Bunlar ne lan? Neye benziyorlar? Generations'daki bu neydi o şeyin ismi? Time Eater. Time Eater'a gitmeden önceki böyle yaptığımız garip puzzle vardı ya ona benziyor. Ya puzzle değil de doğrusu şey vardı işte. Kalsiyumlarını koyuyorduk bir hareket ediyordu. Baksanıza. Enteresan. Ya illa dövelim mi kardeşim seni? Ah. Ya ile mayla bir şeysin zaten. Bizi uğraştırıyorsun. Kokolar da fışkırdı buradan. Kaç etti? 120 tane aldık. Okullarımızdan. Bence hız basalım ya. Çok yavaş geldi şu an gözüme gerçekten de sonra. Yine peri görevi. Peri birazcık daha zevkli olsaydı. Ya dedim ya ufak tefek mekanik sıkıntıları vardı. Oyun iyi ya, fena değil. Daha böyle detaylı bir şeyler hani yapacağım. Şu an tabii oyunu daha yeni oynuyoruz. Kafam birazcık da oyun konusunda karışık. Hani böyle duygularım darmadağın şu anda. Hmm.
Kafam nasıl karışık. Şimdi ne olarak değerlendirmem gerektiğini bilemiyorum ben oyunu yani. Bir geçiş oyunu olduğunun farkındayım. Kendisi. Ve hani bir geçiş oyunu olduğu için hani tamam eyvallah. Gözünde çok fazla örnek var şey yapabilmek için. Ne derler ona değerlendirebilmek için ama hani ne bileyim Sonic oyununda çok yeni bir şey deniliyor gerçekten. Şimdi Sonic oyunu dendiğimiz zaman artık modern çağda aklımıza gelen tek şey bir tane şey var, kirpi var, boost yapıyor. Önünde onun işte engelleri var. Engelleri parçalayarak boost'unu yeniliyor ve dümdüz koşuyordu yani eskiden Sonic. Şimdi Cyberspace levellerde şöyle bir formül var. Evet abi, yaratıklar var ama bu yaratıklar işte senin platform yaparak, işte şey yaparak, hareketlerini sergileyerek geçebileceğin düşmanlar falan tarzı bir muhabbete dönüyor. Önce şuna gidelim mi? Daha yakın geldi gözüme. Şu tarafta. Buradan şöyle gitsem. Artık boost o kadar değerli bir şey değil ki. Evet, boost'un bu hani nasıl diyeyim? Birazcık daha değersiz hale gelmesi diyeyim, öyle anlatayım. Güzel oldu bence. Çünkü yani önüme gelen geçen her şeyi paramparça edebileceğim bir şey, o kadar OP bir hamle olduktan sonrasında diğer mekaniklerin hepsi sönük kalıyordu gerçekten. Ya onları güçlendirip Sony'yi daha böyle hayvani bir şey yapacaklardı ya da boost'u şey yapacaklardı, yok edeceklerdi. Yok etmemeyi ama güçsüzleştirmeyi, nerflemeyi düşünmüşler. İyi yapmışlar bence. Bu şeylerini takdir ediyorum. Ama keşke boost'u attığımızı birazcık daha anlayabilseydik. Görsellerle falan böyle. Eskiden boost attığından oluyor, işte hava yarılıyor, bilmem ne oluyor böyle bir. O gücü hissediyordun. Güçlü bir hamle olduğunu hissediyordun. Şimdi attığımı anlamıyorum. Öyle bir sıkıntı var. Ben boost mu atıyorum ya şu an falan deyip arada hatta 2-3 defa falan bastığım oluyor yani gerçekten de boost'u. Onu siz de izlerken fark ediyorsunuzdur yani. Sony'in boost attığı belli olmuyor. Koşuyor muyum? Boost. Hele rail'ların üzerinde. Oho! Bura neler abi? Güzel. Buff'ımızı da aldık. Ha, anca burada anlaşılıyor bak şimdi. Ha, boost atıyorum falan oluyorsun böyle. Bunu abi şeye göre mi yapacağız burada? Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Bu arada Psyloop yerine şeyde kullanılabilirdi bence. Ne diyorsunuz onu bilmiyorum ama Sonic Heroes'da Sonic Wind diye bir özellik vardı ya, böyle çevresinde dönüp havaya fırlatıyordu rakiplerini falan. Aynı mantıkla çalışıyor zaten. Sonic'te olan bir mekanik eskiden. Öyle söyleyeyim. Sadece onu değiştirmişler. Daha farklı bir görsel koymuşlar. Ve ismini Psyloop yapmışlar oluyor yani. Keşke onun gibi olsaydı. Zıplayıp mesela üçgene bassaydık. Yine Sonic Heroes'daki hamleyi yapsaydık. Zaten olan bir hamle için neden tekrardan olması gerekiyormuş gibi davranılıyor. Onu bilmiyorum. Şunu yapmak yerine bir tane rakibe direkt Sonic Wind atıp mesela öyle kullanabilirdik. O da şimdi aklıma geldi bu arada. Hani Heroes'da olduğunu bile öyle şey yaptıydım, böyle unuttuydum böyle bir an. Dediğim gibi zaten var olan bir hamleydi. O yüzden yeni bir hamle gibi getirmeleri de enteresan geçmiş. Şöyle atlayabiliyor muyuz peki? Üf de olmadı. Burası tam böyle zıplanıp fırlanacak bir yer gibi duruyor da fırlayamıyoruz ya. Hah, şöyle. Bu da çanak anten gibi bir şey yok mu ya? Harbiden çanak antene benziyor. Nasıl şuraya tırmanacağız bu arada ya?
Ağrı yatırman canını sanmıyorum şu anda. Karelerin içinden geç. Sonra karelerin içinde havada geç. Sonra karelerin içinde. Değil mi? Ne oldu abi? Bir şey yanlış mı yaptım? Herhalde ilk karenin içinden geçmedik. Umarım buradan çıkmak için bir şeyleri vardır. Şeyleri bile hileliyoruz ya gerçekten de. Evet, düğme şeyini nasıl daha zor hale getirebiliriz? Daha çok düğme koyarak. Abi ya, gerçekten. Burayı da açtık. Ta ileride var. Begin balıkçılık kısmını da gördük. Vay, güzel. Güzel bir yere benziyor bu arada. Görmüyoruz ama yazar. Oradan da ölsek. Mesela geçişleri falan güzel yapmışlar harbiden, bak şaka yapmıyorum. Şey duruyor yani, hoş duruyor. Efendim şu tarafa doğru mu gideceğiz? Dur bakayım. Muhtemelen. Adamlar fast travel için... Ne oldu abi? Sağa geçmek istedim, adam beni geri fırlattı ya. Böyle bir... Fulledik mi şimdi efendim haritayı? Bakalım. Fullemiş olsak gerek. Ah şöyle. Evet, bütün fast travel portalları da açılmış. Şimdi efendim Knuckles'a doğru gitsek mi? 13 dakika olmuş daha tamamlıyordu. Knuckles'a doğru gidelim efendim. Knuckles'a doğru gidelim, ilk kartısını da izleyelim, ondan sonra bir boss rush yapmamız var. Merhabalar, Knuckles Argam. Knuckles, what are you doing here? Never mind, I'll get you out. Hang on. Some rescue. I'm still half ghost. I'm working on it, okay? What's going on with you? Just a little side effect of the island's weird energy. What are you doing so far from home? I was investigating some strange ruins when I was transported here, then got trapped.
Never a dull moment with you. Just bring me up to speed. Listen, help me find the Chaos Emerald so I can beat up some big robots. You'll be free and back to guarding the Master Emerald in no time. Sounds like a plan. Yapmışlar bu arada Sonic'le Knuckles arasındaki ilişkiyi. Şey gibi olmuş böyle, hani gerçekten kardeş gibi olmuşlar. Eyvallah. Bu ablanın sesi umarım bir mantığı vardır ya. Buranın böyle koruması falan gibi bir şeydir herhalde diye düşünüyorum. Yoksa gidip böyle kupkuru sadece 2-3 tane anons yapmak için bir şeyler çıkartmamış olmasınlar lütfen. Style birazdan bu boss'a gireceğiz bu arada. Öyle bir şeyi alalım da şurada yine kokkolarımızı çıkartalım. Knuckles'ın memory tokenları şimdi daha yeni çıkıyor. Kaç kazandık bu arada? 130 ekstra XP kazanmışız gerçekten. At bakalım reis. Tek atar mıyız bu arada biz buna ya? Şu an bayağı güçlüyüz. 29 şeyimiz var. Saldırı gücümüz var. Bir daha. Bir kere daha. Hoppa. İlk boss'umuzu yenmiş bulunduk. Hemen bakalım yakınlarda ne var. Şu var. Hark! Direkt köpek balığı abi, harika. Güzel gözüküyor lan bu arada. Artık balinalardan kaçmıyoruz ama şey değil mi böyle köpek balıklarının kuyruklarına takılıyoruz abi. O da iyi. Bu arada oyunun güzel yaptığı şeyler bak. Hakkını yiğidi öldür hakkını yeme derler ya böyle. Harbiden oyunun güzel yaptığı şeylerden bir tanesi bossları gerçekten de. Bossları diğer Sonic bosslarına göre gerçekten farklı. Güzel hissettiriyorlar hepsi. Hani en çok puan vereceğim kısım oyuna kesinlikle bossları. Özellikle Super Sonic boss'u yani muazzamdı. Umarım her boss'u şeklinde o kadar güzeldi. Nasıl ölmedi ya? Hayır. Vur lan. Abi ciddi misin? Vuramadın mı? Şu kamera kilitleme muhabbeti yapmamız lazım bence. Hop bir daha hadi bakalım. Tabancana bak ya, çok komik. Bayağı agresifleşti. Aa bir şeyler kırmıttı lan. Vuracağız mı artık? Ha
Sonic bu mana 3-3 vuruyor ya. 29 şeyimiz var. Böyle 10-10 falan vurması lazım değil mi? Hala güçsüz gibi geldi. Hani hamleler acaba belli bir şeyin üzerine geçmiyor mu diye düşünmeye başladım şu anda. Şu an Knuckles var şurada da. Ona daha sonrasına gideceğim. Öncelikle bosslara gidelim. O bir dahaki bölümümüzde olacak. Böyle sınırsız boostumuzu alalım. Önemli ve değerli olduğundan dolayı. Gideceğiz şu tarafa ha. Bu arada arkadaşlar hani oyun hakkında bilmeniz gereken hani bilmeniz gerektiğini düşündüğünüz ya da merak ettiğiniz bir şey varsa yazın. Hani yorumlarda falan cevaplamaya çalışırım. Düşmeyeyim aşağı çok fazla ha güzel. Elimden gelince cevaplamaya çalışırım. Çünkü hani biliyorum oyun aşırı pahalı gerçekten de. Ha bu arada oyun değer mi 700 lira diye soracaksanız ben şimdiden söyleyeyim değmez. Hani 200 lira falan olsa bu oyuna paşa paşa veririm. Hani 200 lirayı umursamam yani. Hak eder yani. Ama 700 lira çok fazla ya. Herhangi bir oyun için çok fazla. Hani God of War da olsa 700 lira vermem. Oyunların kralı olsun 700 lira vermem yani. Hadi söyleyeyim. Ah. Yapma yapma yapma. Üzük 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 üzük. Hayır hayır hayır. Hah. Kafayı yiyeceğim hep bir canla kalıp kalıp duruyorlar ya. Çok sinirim bozdu. 29 değil 30 yapman lazım buradan değil mi? Burada. Çok güzel defans seed'i bulduk. Mesela hiç geliştirme yapmasak çok mu zor oluyor oyun gerçekten de? Ya da hani katlanabilir mi oluyor derecesi? Onu merak ediyorum. Ne kadar fark ettiriyor yani benim 30 level saldırı gücüne sahip olmamla 10 level saldırı gücüne sahip olmam mesela. Bunu bir denemek lazım. Bunları harbiden bakmak gerekiyor. En çok vuran hamlemiz bu ya. Evet, side up atıp vurduktan sonra illaki gümlüyor yani gerçekten de. O yüzden direkt buna çalışabilirsiniz. Bunu da aldık. Bu arada diğerinde cutscene mi izlesek cyberspace level mi yapsak acaba onu şu anda şey yapamıyorum, kestiremedim. Şurada da bir tane boss var. Hazır yakınken şu tarafa doğru gidelim bence. Strider boss'u.
sesi. Peki ben buna silent patarsam ne oluyor? Bu havaya fırlıyor falan değil mi böyle? Aha kapandı. Hadi bakalım. Bir dakika sakin. Oyda, linkleri döktük, sıkıntı. Oo, sakin sakin sakin. Oğlum ne oluyor? Bunlar ne? Aşağı düştük, harika. Umarım silinmez yaptığımız şeyler bu arada. Demek ki tek seferde yapmadıkça daha da zorlaşıyor herhalde her seferinde. En şeye geçelim. Oy oy oy. Bas gaza, bas bas bas. Oy çok güzel. Tam zamanında biz yüzümüze doğru geliyordu. Bilmeyecektik harbiden de. Güzel bu boss, güzelmiş bu arada, sevdim ben bunu. Köpek balığı boss'u da güzeldi, bu da çok güzel. Sumo'yu da sevdim, Sumo da güzeldi. Hadi ring toplayalım şöyle düzgü alanda. Yolda mı? Hah, oldu. Bir tane daha defans seed'i çıktı. Güzel. Bol bol seed'imiz oldu. Bir tane şey bulursak. Ha, şurada yukarıda Ender Coco var aslında. Ender Coco'ya da gidebiliriz. Hemen şurada. Daha gidelim ya direkt. Var mı çıkacak? Ancak ya şunları bir dövelim bakalım. Abi daha temin attım Psyloop ya. Alıştı. Hayda. Bir şey diyeceğim. Mesela bunu yaptığında da defans yapacak mı? Yok. Ne güzel abi, hepsini tokatladık. Şöyle atlasam. İn kardeş aşağı. Heh. Boost'umuzu aldık. Bir tane var zaten aslında. Toplamaya gerek yok daha çok da. Şöyle bir... Kokoreyiz. Bu sefer speed arttıracağım. En azından bir yerden bir yere çok hızlı... Hani gidersek bilmiyorum ne kadar şey olacak da. Link kapasitesini bir kere daha arttıralım bu arada. Lazım, ihtiyaç. 10 olsun en azından. 455 oldu, güzel. Bir daha arttım abi. Speed'e yapıştır. Keşke bunu bir de tek tek yapmalık bir şey yapmasalarmış ya. Böyle arda arda seçebilseydik. Evet, 4 tane arttırdık efendim. Bir şey hissediyor muyuz böyle, ooo çok hızlı yüklüyorum diye? Yok, hayır. Öyle bir şey yok.
tarafa doğru gidiyorum. Bu da son boss mu? Yok. Şurada bir tane daha var. O ve daha sonrasında bitiyor galiba. Aynen. Adaların bossları bitmiş oluyor bu şekilde. Şuradan böyle atlasam. Ha, keşke. Şuna göz dikmeyelim ya. Kamera açısını yok ediyor. Ondan sonrasında vay efendim uğraş dur. Okey çıkıyoruz. Daha 7 tane de şeyimiz oldu. Cyberspace level. İçim gate. Neydi onun ismi? Cir. Cirlarımız oldu. O yine köpek balığı. Güzel. Sevdiğiniz boss geldi. Hepsini sevdim de en çok sevdiğim şarkı oldu ya. Direkt vurabiliyor muyum? İlla o şey yapmak zorunda mıyım mesela? Geldi, vurabiliyor muyum? Yok hayır, illa. Aa şey yoktu, biz homing attack'imiz var değil mi? Çok fazla vuruyordu o. Yuhuu! Kasma mı yaşandı zaten? Bende bir sıkıntı yoktu da galiba kayıta ufak bir kasma geçti. Herhalde şu kumlar falan çok çıkıyor ya o yüzdendir. Şimdi deneyeceğim. Nasıl yapıyor bu? Ha şu. Bakayım kaç vuracak. Yani stomp kadar vurmadı bence ya. Hala stomp. Stomp en iyisi. Birazcık daha güçlü galiba diğerine göre. Of. Aa evet kasıyor, evet şimdi gördüm kayıtta. Oyun hakkındaki düşünceleriniz nelerdi? Sizce nasıl bir oyun? Güzel olmuş mu, kötü olmuş mu? Şu ana kadar gördüklerinizde böyle bir hani oynamak istediniz mi oyunu falan? Onları bir yazarsanız ben de bir bakayım. Belki olumsuz ya da olumlu düşüncesi olan insanlar vardır bu oyun hakkında. Onları da öğrenmiş oluruz. Dediğim gibi sorunuz sınavımsa cevaplamak için buradayım. Oyun çok pahalı olduğundan dolayı işte ya farklı kaynaklardan indirerek ya da böyle izleyerek şey yapıyorsunuz. Birçok artık bunlara alışacağız gibi duruyor. Gerçekten de çok pahalı çünkü oyunlar. Hani öğrenci için özellikle, üniversite öğrencisi için çok büyük mevlada bir para gerçekten de bu şeyler. Neydi onun ismi? Oyunlar şu anda. Bilmiyorum bakalım neler olacak ilerleyen zamanlarda Türk şeyi açısından, oyunları açısından, Türkiye'de oyun oynamak açısından diyelim. Hemen geçiyorum. 30 yapmışız ve 27 defansımız oldu. Ki defans meyvesi çok fazla çıktıydı. Ben şey tohumu çok fazla çıktıydı. Ben şey fulleyeceğim zannettim gerçekten defans şeyini. Evet, bir tane daha tank boss'undan. Bu boss'u pek sevmedim bu arada ya. Spider, Sumo ve Shark güzeldi ama tankı sevmedim.
böyle. Vuracağım mı? Tank harbiden tank yani gerçekten. Oo, yüzüklerim. Neredeyim ben bu arada? Bayağı uzaktayım çok. Öldük mü gerçekten de? Abi! Yapma, etme. Nerede o? Tank tanklığını konuşturdu. Neredeyim? Buradayım. Ama saçma bir gücün var senin. İkinci phase'i göstereceğim sana diyorsun. Linklerimi geri alayım. Evet efendim, bosslar da buraya kadardı. Boss bölümü diyelim hadi buna da. Bir dahaki bölümlerde Cyberspace levellerinden devam edeceğiz. Ondan sonrasında hemen şeye başlayacağız. Cutscene'lere başlayacağız ve bitireceğiz bu Ares Adası'nda. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.